Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir notebook incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Huawei'nin yeni MateBook X Pro modeli arkadaşlar. Son dönemde Huawei laptop pazarında önemli bir sıçrama gerçekleştirdi ve iş odaklı son derece kullanışlı laptoplar geliştirmeye başladı. Özellikle son dönemde bir teknoloji mağazasına gittiyseniz arkadaşlar Huawei logosu taşıyan notebook modelleri mutlaka sizlerin de dikkatini çekmiştir. Özellikle tasarım tarafında Huawei'nin kendine has bir imzası bulunuyor. Huawei denildiği zaman böyle aklımıza ince çerçevelere sahip bu metalik rengiyle ön plana çıkan notebook modelleri geliyor diyebiliriz. Bugün inceleyeceğimiz MateBook X Pro'da son derece şık, zarif ve yetenekli bir laptop olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak arkadaşlar incelememize cihazımızın tasarımıyla başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi yine klasik bir Huawei rengiyle karşılaşıyoruz burada. Önceki cihazlara oranla biliyorsunuz şu Huawei logosu biraz daha küçük de onlarda. Burada biraz daha büyüdüğünü görüyoruz bu logonun. Cihazımızı şöyle kendimize tuttuğumuz zaman arkadaşlar sağ tarafta bir adet USB giriş portumuz bulunuyor. Sol tarafta ise iki tane Type-C girişine yer verilmiş. Bu Type-C girişlerinden bir tanesini arkadaşlar biz güç girişi olarak kullanabiliyoruz. Yani laptopumuzu Type-C girişi üzerinden şarj ediyoruz. Bu arada şunu belirteyim sizlere, diğer giriş portları vesaire ne yapacağım işte HDMI yok diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu cihazın kutusundan zaten bir dönüştürücü çıkıyor. O dönüştürücünün üzerinde yine HDMI vesaire zaten bulunuyor. Dolayısıyla ekstra bir ücret ödeyip dönüştürücü almanıza da gerek yok. Bunu da yeri gelmişken sizlerle paylaşmış olalım. Type-C'den şarj olmasının şöyle bir avantajı var. Bunu hemen size belirtelim. Normalde biliyorsunuz bazı powerbanklerde laptopları Type-C üzerinden şarj edebiliyoruz. Bakın özel girişlere sahip laptoplarda bu biliyorsunuz bazı yaygın olarak kullanılan bu yuvarlak girişler vesaire var. Onları powerbank'ten şarj etmek çok mümkün olmuyor ama Huawei'nin Mate X Pro modelinde olduğu gibi Type-C girişi varsa bir laptopta onu powerbank üzerinden rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Gerçi MateBook X Pro'nun şarj ömrü, pil ömrü gayet uzun olduğu için powerbank'e ihtiyaç duyacağınızı ben çok fazla sanmıyorum ama oldu ki uzun bir yolculuğa çıktınız vesaire ve yanınızda laptop şarj edebilen bir powerbank varsa MateBook X Pro'yu bununla rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Bunu da size yeri gelmişken belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet, tasarımımızla devam edelim. Bilgisayarımızın kapağını kaldırdığımız zaman karşımıza ekran gövde oranı %91 olan 3K çözünürlüğünde full view bir ekran çıkıyor. Bu ekran arkadaşlar 13.9 inç ve 3/2 en boy oranına sahip. Şunu söyleyebilirim. Huawei modellerinde zaten biz artık ince ekranlara alıştık arkadaşlar. Ki MateBook X Pro'da da bu çerçeveler neredeyse yok kıvamında. Dolayısıyla iş esnasında laptopta çalışırken ya da ne bileyim oyun oynarken tamamen ekrana konsantre olabiliyorsunuz. Web kamerası yukarıda değil. Bunu da hemen yeri gelmişken belirteyim. Biliyorsunuz artık bu Huawei modellerinde bir imza haline geldi. Ve yukarıdaki fonksiyon tuşlarının arasına web kamerası konumlandırılmış durumda. F6 ile F7'nin arasında webcam tuşumuz bulunuyor. Ve bu tuşa bastığımızda kamerayı açabiliyoruz. Bu özellik benim şu yüzden çok hoşuma gidiyor. Bunu hemen belirteyim sizlere. Biliyorsunuz artık günümüzde bilgisayarların içine sızma olayı vesaire yaygınlaştı. Dolayısıyla kamera böyle açıkta olduğu zaman insan bir tedirgin oluyor. Acaba beni kameradan izliyorlar mı vesaire diye. Hatta pek çok kişinin ben bu kameraları ne bileyim bant koyarak vesaire kapattığını da gördüm. Böyle bir durum laptoplarda ne bileyim çok da hoş olmuyor açıkçası. Düşünsenize bir kafeye gidiyorsunuz ve laptopunuzun kamera tarafında bir bant var böyle. Biraz absürt bir görüntü olabiliyor. Dolayısıyla Huawei'nin modellerinde gömülü kamera kullanıldığı için siz açmadığınız sürece zaten kameranın sizi çekme ihtimali de bulunmuyor. Bu yüzden açıkçası klavyeye gömülü olarak gelmesi kameranın benim için çok faydalı bir özellik diyebilirim. Bu laptopun arkadaşlar gizlilik üzerine diğer bir hoşuma giden yönü ise parmak izi okuyucusuna sahip olması. Yani şifre
tabii ki koyuyorsunuz password ama dilerseniz parmak izi okuyucusuyla da bu 3 butonun üzerine yerleştirilmiş ki pek çok Huawei notebook'unda zaten bu parmak izi okuyucusu 3 butonun üzerinde karşımıza çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Hemen parmağınızı laptopa okutarak rahat bir şekilde bu laptopu açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, klavyeden devam edelim. Tam boyutlu arka aydınlatmalı bir klavyemiz var bizim. Yani karanlık bir ortamda çalışırken atıyorum gece işinize devam ediyorsunuz evinizde ve kimseyi rahatsız etmemek için ışıkları da kapattığınızda ne yapıyorsunuz? Klavyenizin aydınlatmasını açıyorsunuz ve rahat bir şekilde tuşları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Huawei arkadaşlar tam yüzey dokunmatik Free Touch touchpad'e yer vermiş. Bu touchpad'in kullanımı gerçekten çok rahat. Şöyle iki parmağınızla vesaire kaydırdığınızda ekran aşağı yukarı geliyor. Yine yakınlaştırıp uzaklaştırmak için touchpad'e şöyle yapmanız yeter. Aynı yani dokunmatik ekranın kullanır gibi bu touchpad'i kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla touchpad'in kullanımının çok rahat olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu arada dokunmatik ekran demişken arkadaşlar bu laptopun ekranı dokunmatik. Bunu da sizlere hemen yeri gelmişken belirtmiş olalım. Yani rahat bir şekilde ekran üzerinde aynı tablette kullanır gibi ne yapabiliyorsunuz? Dokunmatik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu ilk başta size ya dokunmatik ekran olsa ne olur olmasa ne olur gibi bir düşünce yaratabilir. Fakat özellikle bu çizim, tasarım vesaire gibi işlerle uğraşıyorsanız dokunmatik ekranın olması size aşırı kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Nedir? Örneğin bir çizim ekranındaki bir noktayı yakınlaştıracaksınız değil mi? Bunu fareyle ya da touchpad'le yakınlaştırmak çok kolay olmayabilir bazen. Fakat dokunmatik bir ekran olduğunda ne yaparsınız? Hemen o dokunmak, yakınlaştırmak istediğiniz kısmı elinizle dokunup yakınlaştırarak ne yapabilirsiniz? Rahat bir şekilde büyütebilirsiniz. Tabii bu sizin biraz da işinizle alakalı bir durum. Fakat Huawei bunu düşünmüş, demiş ki ben böyle bir laptop tasarlayayım. Bu laptop hemen hemen bütün iş kollarına hitap eden bir cihaz olsun demiş ve buna bir de dokunmatik ekran yerleştirmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim laptopumuzun tabii ki teknik özelliklerine. Malum günümüzdeki iş laptoplarında genel itibariyle öyle çok yüksek sistem gereksinimlerine yer verilmiyor. Fakat Huawei bu standardın dışına çıkmış ve bu cihazında 11. nesil i7 bir işlemciye yer vermiş ve bu işlemci Intel Iris Xe grafik seti ile de destekleniyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu cihazla siz çok işten sıkıldığınız zamanlarda oyun oynayabiliyorsunuz. Örneğin biz bu cihazda Counter Strike vesaire yükledik ve gayet akıcı bir şekilde cihaz Counter Strike'ı oynatabildi. Dolayısıyla işten sıkıldığınız zaman böyle CSGO tarzında çıtır oyunları da ne yapabilirsiniz? Bu laptop üzerinde rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu arada oyunlarda öyle aman aman çok fazla ısınma vesaire rahatsızlık vermediğini de sizlerle paylaşmış olalım yeri gelmişken. RAM tarafına baktığımızda arkadaşlar tam 16 GB'lık bir DDR4 bellek olduğunu görüyoruz. Dahili depolama alanında ise en azından bizim bu elimizdeki cihaz için söyleyelim. Tam 1 TB'lık SSD depolama var ki burada bence 1 TB'lık SSD depolama olması çok önemli. Çünkü günümüzde artık verilerin boyutu büyümeye başladı. Dolayısıyla verilerin boyutu büyüdüğü için de 128-256 gibi düşük miktarlar yetmemeye başladı. Bu yüzden Huawei'nin burada 1 TB'a yer vermesi bizler için çok önemli. Bazı markalar şunu yapıyor mesela arkadaşlar. 128 GB SSD koyuyor. Gerisini normal SATA koyuyorlar. Bunu çok fazla önermiyoruz biz. Çünkü SATA yavaş arkadaşlar. Artık günümüzde SATA kullanan kalmadı. Dolayısıyla siz de eğer bir laptop alacaksanız tamamen SSD depolamalı olmasına mutlaka önem gösterin. Çünkü SSD depolama artık günümüzde bir standart haline gelmiş durumda. Gelelim bilgisayarımızın kablosuz yeteneklerine. Bu cihazda Huawei arkadaşlar çift antenli Wi-Fi 6'ya yer vermiş durumda ve Bluetooth 5.1 ile geliyor bu bilgisayar. Dolayısıyla kablosuz bağlantı tarafında hızlı ve sorunsuz bir bağlantıdan söz etmek mümkün. Burada çift antenli Wi-Fi olmasının en büyük avantajı şu. Örneğin evinizde eski bir laptopla çalışırken bilgisayarınızın Wi-Fi'nin çekmediği yerlerde Mate X Pro rahat rahat çekecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ay internetim koptu. Şu odaya gitsem acaba internetim çeker mi? Modemim iyi, internet sinyali vermiyor mu? Benim evimde internetim niye çekmiyor gibi sorunlardan da sizi kurtaracak bir bilgisayardan bahsediyoruz. Evet, bahsedeceğimiz bir diğer özellik ise Huawei Share arkadaşlar ve çoklu ekran işbirliği. Biliyorsunuz artık son dönemde çıkan Huawei laptoplarının hemen hemen hepsinde zaten
Huawei Share özelliği bulunuyor. Huawei Share ne? Bunu da hemen sizlere kısaca hatırlatalım. Eğer Huawei bir cihazınız varsa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu cihazı bilgisayarınıza şöyle göstererek hemen telefonunuzu bilgisayara aktarmış oluyorsunuz ve yine bilgisayar üzerinden de telefonunuzu kullanmayı kontrol etmeye devam ediyorsunuz. Bu gerçekten Huawei ekosistemindeki en güzel özelliklerden biri diyebiliriz. Gelelim bilgisayarımızın ağırlığına arkadaşlar. Biliyorsunuz söz konusu iş laptopu olduğunda ağırlık bizler için çok önemli. Neden? Çünkü ben bu laptopu kapatıp istediğim yerde çalışmak isteyebilirim. Dolayısıyla bir parka giderim, kafeye giderim vesaire. Ofiste kalmak zorunda değilim. Zaten artık biliyorsunuz günümüzde pandemi nedeniyle pek çok şirket dışarıdan çalışmaya geçmiş durumda. Yani uzaktan çalışmada da size illa evinizde oturun demiyorlar. İsterseniz gidin parkta, bahçede, kafede, yani nerede isterseniz çalışabilirsiniz. Yeter ki yanınızda bir notebookunuz olsun arkadaşlar. Ben bu laptopu istediğim yere götürmek için ne olması lazım? Hem uzun bir plörüne sahip olması lazım hem de hafif olması lazım arkadaşlar. Kimse kalkıp da 2,5-3 kiloluk laptopu sırtına vurup öyle dağ tepe bayır gitmek istemez. Bu laptopun ağırlığı arkadaşlar sadece 1,33 kilogram, yani 1,5 kilo bile değil, öyle diyeyim sizlere. Dolayısıyla çok hafif bir cihaz ve içinde de 56 watt saatlik bir pil bulunuyor. 100 dakikada 0'dan %100'e kadar şarj oluyor arkadaşlar. Yani 1 saat 40 dakika içerisinde tam şarja ulaşıyor ve bu tam şarjda sizlere 10 saat video izleme süresi sunabiliyor. Biz bu cihazla arkadaşlar PC Benchmark üzerinde bazı testler gerçekleştirdik. Yeri gelmişken bu testlerin sonuçlarını da sizlerle paylaşalım. Performans testine soktuk bilgisayarımızı ve 4842 puan aldı ki bu laptop için 4842 puanın hiç de fena olmadığını sizlere söyleyebiliriz. Batarya testlerine de soktuk. Bataryayı hem oyun hem de modern ofis olarak test ettik. Oyun tarafında arkadaşlar 2 saat 24 dakikalık bir süre verdi bizlere. Bu 2 saat 24 dakikalık sürenin gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Nedir yani, siz bu bilgisayarı şarjdan çıkardınız. Neredeyse 2,5 saat boyunca rahat bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Modern ofis testinde ise arkadaşlar bizlere 7 saatlik bir performans sundu. Fakat burada şunu belirtmem lazım sizlere. Teste başladığımızda batarya %100 doluydu. Test bittiğinde ise batarya %20 seviyelerindeydi. Yani %0'a kadar devam etseydi bu testi, muhtemelen 8-9 saate rahat bir şekilde çıkacaktı. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Bu arada modern ofis testinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada modern ofis deyince aklınıza sadece Word, Excel, PowerPoint vesaire gelmesin arkadaşlar. Bu testin içerisinde görüntülü konuşma, Zoom üzerinde toplantılar vesaire de mevcut. Yani sadece böyle mail atma, işte Word'de yazı yazma gibi bir test olarak düşünmeyin. Yani şunu soruyor bilgisayar size. Diyor ki siz MacBook X Pro'yu aldınız, dışarıya vesaire gittiniz. Zoom üzerinden toplantılara da katılsanız, bütün gün boyunca çalışsanız da size rahat rahat 8 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Zaten günümüzdeki çalışma saatlerinin de bu aşağı yukarı bu dolaylarda olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Evet, gelelim bilgisayarımızdaki ses deneyimine. Huawei arkadaşlar bu bilgisayarda 4 hoparlör ile çevresel ses deneyimi sunmaya çalışmış ve bunu da gayet başarılı bir şekilde yapmış diyebiliriz. Telefonumuza indirdiğimiz bir uygulama üzerinden cihazın ses performansını da test ettik. Dilerseniz şimdi bu ses performans testiyle de sizleri baş başa bırakalım. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir notebook incelemesiyle karşınızdayız. Son dönemde bir aylık notebook geldi incelemeye. Bu da onlardan bir tanesi. Gelelim bilgisayarımızın öne çıkan bir diğer özelliğine. O da ne arkadaşlar? Göz konforu modu. Biliyorsunuz söz konusu iş laptopu olduğunda bu ne demek? Ben bu bilgisayarı karşıma alacağım. Sabah 8, akşam 6 ya da artık çalışma saatleriniz her neyse. Sürekli bu bilgisayara bakarak çalışacağım. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Öyle ya da böyle gözlerinizin bir süre sonra rahatsız olabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla burada göz konforu modu sayesinde sizin gözleriniz de gün içerisinde çok fazla yorulmamış oluyor. Bugünümüzdeki pek çok notebook modelinde yok. Bunu da yeri gelmişken belirtelim. Dolayısıyla bu çok böyle aman aman sistemsel bir özellik değil gibi durabilir ama sizin sağlığınızı düşünen bir özellik. Dolayısıyla
başka bir notebook modeli dahi alacak olsanız göz konforu modunun ya da bu moda eşdeğer bir özelliği olduğunu mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Yoksa ileride gözlük takmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta gözlük takıyorsanız gözünüz daha da bozulabilir. Evet, bilgisayarımız hakkında genel özelliklerden bahsettik arkadaşlar. Şimdi sıra neye geldi? Tabii ki günün sonunda bu bilgisayarın kaç Türk lirasına satılacağına. MacBook X Pro 11. nesil i5 işlemci ile gelen 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip cihaz halihazırda 15.999 Türk lirasına, yani 16.000 liradan satılıyor. Yok ben 7'li bir cihaz almak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, o zaman 16 GB 512 GB da dahili depolama alanlı bir cihaz için 17.999 Türk lirası ödemeniz gerekiyor. Bizim kullandığımız, bize inceleme için gelen bu cihazda ise 1 TB'lık dahili depolama alanı sunan 16 GB RAM'e yer verilen ve 11. nesil i7 işlemci ile gelen bu cihaz ise arkadaşlar 18.999, yani 19.000 Türk lirasına satılmakta. Eğer ben iş için uzun yıllar kullanabileceğim fonksiyonel bir cihaz almak istiyorum diyorsanız gerçekten Huawei Mate X Pro'nun bu parayı hak ettiğini söyleyebiliriz. Zaten günümüzde diğer iş laptoplarına da baktığımız arkadaşlar fiyatların aşağı yukarı bu seviyelerde gezindiğini görüyoruz. Tabii bu biraz üst segment bir cihaz. Daha düşük segmentteki cihazlar yok mu? Evet var arkadaşlar. Huawei geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yani Mate X Pro dışında ne bileyim farklı bir cihaza da göz atabilirsiniz. Eğer yani dokunmatik ekran benim için çok lüks, ne bileyim işte i7 olmasınlar, Ryzen işlemci olsun, fiyatlar biraz daha uygun olsun diyorsanız örneğin MacBook 14 modeline de göz atabilirsiniz. O da gayet kaliteli bir cihaz. Tabii burada tercih tamamen size kalmış durumda. Dediğim gibi bu biraz daha premium bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte MacBook X Pro'yu değerlendirdik arkadaşlar. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.